Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Konularımız yavaş yavaş ilerliyor. 10. sınıf coğrafyayla devam ediyoruz. Bugün ayın 13'ü arkadaşlar, 13 Ekim Perşembe saat 17.30 ve bugün neyi işleyeceğiz? Epirojenezi işleyeceğiz, orojenezi işleyeceğiz, volkanizma ve depremleri, yani iç kuvvetleri ele alacağız sevgili arkadaşlar. Ama onun öncesinde Ekim ayının programına şöyle dikkatlice bakın ve sizin en çok zorlandığınız şeylerden bir tanesi zamanı programlamak. O yüzden bizim uyguladığımız, hazırladığımız programlara riayet etmeye özen gösterin sevgili arkadaşlar. Bugün iç kuvvetleri ele alacağız. Eğer sizler de hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce size gene konuyla ilgili ödevleri vereceğim. 0'dan 10'a coğrafya sevgili arkadaşlar, konu anlatımlı konudan takip edebilirsiniz. Sayfa 16'yı açıyorsunuz burada. Sayfa 16'da iç kuvvetlerle ilgili, depremle ilgili, volkanizma ile ilgili, orojenez ve epirojenezle ilgili bütün kavramları buradan öğrenebilir ve sorularını çözebilirsiniz. Sizin için çok faydalı bir kitap değerli arkadaşlar. Hemen sonrasında gene Dinamo soru bankamız var. Soru bankamızdan da konuyla ilgili soruları çözerek İyice pekiştiriyorsunuz konuları. Peki soruları yapamadığında ne yapıyorsun? Soruları yapamadığında hemen kitabın sağ üst tarafında tats var arkadaşlar. Buna bakarak soruların cevaplarını alıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, iç kuvvetler konusu gerçekten biraz fazla kavramın içinde bulunduğu bir konu olduğu için öğrencilerin pek haz almadığı bir konu olsa da aslında anlaşıldığı zaman çok keyifli bir konu olduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi neler öğreneceğiz bu konuda? Epirojenez ne demektir? İzostatik denge nedir? Transgrasyon, regresyon, orojenez, antiklinal, senklinal, Horst-Graben, volkanizma, derinlik volkanizması, yüzey volkanizması, deprem çeşitleri, fay çeşitleri ve depremlerin dünyaya dağılışını inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. İsterseniz hemen öncesinde ne yapmaya çalışıyoruz biz? Bizim ana derdimiz ne bu konuyu anlamaya çalışırken? Onunla ilgili ben size küçücük bir mantık silsilesi içerisinde bazı şeyleri anlatmaya gayret edeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim esas öğrenmeye çalıştığımız şey şudur. Yer şekilleri nasıl oluştu? Şimdi yer şekilleri nasıl oluştu sorusu binlerce yıldır insanların sorduğu sorudur. Yani bir yer işte bakıyorsunuz dağlar var, öbür yer düzlük falan, insanlar sormuşlar yani nasıl oluyor bu diye. Şimdi bu sorunun da böyle çat diye bir cevabı yok. Bu soruya cevap verebilmek için bazı şeyleri bilmemiz lazım. Neyi mesela? İşte dünyanın iç yapısını bilmemiz lazım. Manto var, yer kabuğu var, çekirdek var vesaire vesaire. Şimdi özetle şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yer şekillerinin nasıl oluştuğunu anlamak istiyorsak bizim evvela şunu bilmemiz lazım. Bir, iç kuvvet nedir? Bunu bilmemiz lazım. Bir de dış kuvvet nedir? Bunu bilmemiz lazım. Şimdi iç kuvvet dediğimiz şey nedir? İç kuvvet dediğimiz şey yerin altındaki. Yani şöyle bir yer kabuğu çizersek, yer kabuğu litosferdir bu arada arkadaşlar. Litosferin altında biliyorsunuz ki böyle sürekli olarak kaynayan manto dediğimiz bir katman var. Burası manto. Şimdi mantonun üzerinde de yer kabuğu dediğimiz katman var. Bu mantodaki hareketler, ki biz bu hareketlere konveksiyonel hareketler diyoruz. Bu hareketler ne yapıyor? Yer kabuğunu işte hareketlendiriyor. Yukarı aşağı sağa sola doğru hareketlendiriyor. Bu hareketlendirme sonrasında yer kabuğunda bazı değişmeler oluyor. Örneğin daha önce levha kavramını öğrenmiştik. Şöyle hayal edelim. Şurası bir levha, burası başka bir levha. İki tane levha. Şimdi bu iki levha mantodaki bu konveksiyonel hareketlerle birbirine doğru şöyle gelsin. Bunlar birbirine doğru böyle geldiği zaman ne olur değerli arkadaşlar? Muhtemeldir ki işte kıvrılmalar meydana gelir. Şöyle bir şey olduğunu varsayın. Hani bir masanın üzerindeki örtüyü şöyle ittiğiniz zaman ne olur? Masanın örtüsü kıvrılır. Yer kabuğu da bu şekilde kıvrılmalara maruz kalabilir. Şimdi bu şekilde meydana gelen kıvrılmalar sonsuza kadar böyle kalmıyor. Yani şimdi şurada kıvrımlar oluştu. Evet, tamam. Ama bu sonsuza kadar böyle kalmıyor. Neden sonsuza kadar böyle kalmıyor? Çünkü yağmurlar, rüzgarlar ne yapıyor arkadaşlar? Sürekli olarak bunları aşındırıyor. Bunları aşındırdığında aşınan yüzey, aşınan malzemeler ne oluyor? Bu işte oluşan çukurlara birikiyor. Şuralara birikiyor. Bu aşınma burada gerçekleştiğinde, burası da birikerek yükseldiğinde bir müddet sonra burası tamamen ne olacak? Düzleşecek. Yani şu kısım aşınıp buraya biriktiğinde burası da düzleşecek. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ya tamam, yer şekilleri nasıl oluştu? İşte şöyle şöyle oluştu ama bu yer şekilleri sabit değil ki, sürekli olarak değişken. Bütün mesele burada zaten. Yer şekilleri arkadaşlar her gün yeniden değişiyor. İşte en basit ifadesiyle yer şekilleri nasıl oluştu sorusuna çok basit bir cevap vermek istiyorsanız şöyle söylersiniz. İçeriden, yani alttan iç kuvvetlerin, mantonun, yukarıdansa dış kuvvetlerin, yani rüzgarın, yağmurun, buzulların sürekli olarak etkisi altındadır. Şu gördüğünüz litosfer katmanı. İşin, hikayenin özeti bu sevgili arkadaşlar. Peki iç kuvvet dediğimiz şey nedir? Yani enerjisini yerin altından alıp oluşan süreçler neler? Bir tanesi işte epirojenezdir. Yani ne demek epirojenez? Kıta oluşumu. Bir tanesi orojenezdir. Bu da dağ oluşumu demektir. Volkanizma ve depremler. Dış kuvvetler dediğimiz şey nedir? Bir, sular, işte akarsular gibi, dalga ve akıntılar gibi. Bir diğeri rüzgarlar. Bir diğeri de arkadaşlar nedir? Buzullar. Yani bunlar da ne yapıyor? Aşındırıyor. Şu yüzeyleri falan aşındırıyor ya da biriktiriyor. Tabii bu dış kuvvetler dünyanın her yerinde aynı şekilde etkili değil. Mesela hiç yağmurun yağmadığı çöllerde suların çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Ya da işte ekvatora yakın bir yerde buzulların etkili olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü buzullar daha çok kutuplar ve çevresinde. Çöllerde de neler daha çok etkili olabilir? Rüzgarlar daha etkili olabilir. Yani bu birazcık iklimle alakalı bir durum. O yüzden biz ne diyoruz? İç kuvvetlerde enerjisini nereden alıyor? Mantodan alıyor arkadaşlar. Manto dediğimiz şey neresidir? Şu alt kısım. Peki dış kuvvetler enerjisini nereden alıyor? Güneşten, yani iklim kaynaklıdır bunlar esas itibariyle sevgili arkadaşlar. Şimdi işte biz bu dersimizde neye bakacağız? İç kuvvetler, burada epirojenezi önce ele alacağız sevgili arkadaşlar. Peki nedir epirojenez? Arkadaşlar epirojenezde kıtaların dikey doğrultulu hareketi söz konusudur. Yani bir levha yukarı veya aşağı doğru hareket ediyorsa biz buna epirojenez diyoruz. Bakın dikkat edin, buradaki ana kavram ne? Dikey doğrultuda. Tabii ki yavaş gerçekleşiyor bunlar. Şimdi epirojenezin gerçekleşebilmesi için değerli arkadaşlar, bakın dikkat edin, burada iki tane soru var. İzostatik denge nedir ve nasıl bozulur? İzostatik denge şu demektir. Mantonun üzerinde bir levhanın dengede durması arkadaşlar. Levha dengede duran levhanın dengesi bozulduğunda işte o zaman epirojenez meydana geliyor. Peki izostatik denge nasıl bozulur? Buna da birazdan bakalım. Şimdi bozulan denge sonucu yükselerek oluşan kara parçasına jeoantiklinal, yani şurayı görüyorsunuz, bakın şu şekle dikkat edin. Bu üst kısım nedir? Bir levha olarak düşünün. Alttaki şu kısım nedir? Burası da manto. Şimdi dikkat edin. Bu üst kısım zamanla yağmur sularıyla, işte buzulların erimesiyle, rüzgarla aşınacak. Aşındıkça bu malzemeler, küçük toz parçacıkları falan gelip jeosenklinale, yani çukur alanlara birikecek ve burada tortulanma meydana gelecek. Tortulanma dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Birikme. Üst üste birikecek burada. Şimdi mantık şu. Buradaki malzemeyi, bunu bir terazinin kefesi gibi düşünün. Şuradaki malzemeyi ben buraya bıraktığım zaman ne olacak? Burası alçalacak, diğer taraf yükselecek. İşte burada bakın, buraya yük bindiği için ne oluyor? Burada alçalma meydana geliyor. Burada da yük azaldığı için ne oluyor arkadaşlar? Burada da yükselme meydana geliyor. Şimdi siz burayı yükselttiğinizde, yani şu kısım şöyle yükselsin, şurası alçalsın. O zaman ne olacaktır? Deniz seviyesi gene burada kalacak mı arkadaşlar? Hayır. Siz burayı daha da yükseltirseniz ne olacaktır? Deniz bir miktar daha geriye çekilecektir. Ama eğer siz burayı alçaltırsanız, şu kısmı yükseltirseniz ne olacaktır? Deniz bir miktar daha ileriye gidecektir sevgili arkadaşlar. İşte denizin ileri veya geriye çekilmesi olayına bakıyoruz. Deniz gerilemesi dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Regresyon. Re biliyorsunuz geri anlamına da geliyor. Şimdi deniz geri çekilirken yavaş yavaş, bakın burada kıyıda zaten böyle basamaklı bir yapı oluşturuyor. Biz bu yapıya ne diyoruz? Seki diyoruz veya taraça diyoruz. Eğer bir kıyıda sekiler veya taraçalar varsa orada epirojenez gerçekleşmiştir. Türkiye'nin bütün kıyılarında bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Tabii çıplak gözle işin uzmanları ancak görebilir. Onu da altını çizelim. Bir diğer arkadaşlar deniz gerilemesi ya da transgresyon. Ne demektir deniz gerilemesi? Burada da dikkat edin arkadaşlar, kıta alçalıyor. Yani kara alçalıyor. Kara alçalınca ne olacaktır? Deniz ilerleyecektir. Eskiden kara olan bir şey deniz sularının altında kalabilir sevgili arkadaşlar. Peki epirojenez neden gerçekleşir? Yani bir kıta durup dururken niye yükselir veya alçalır? Sevgili arkadaşlar, şurayı görüyorsunuz. Burası İskandinav Yarımadası. Yani Norveç, İsveç, Finlandiya falan. Burası son buzul çağında üzerinde buzullar vardı değerli arkadaşlar. Tabii bu buzul dediğimiz şeyler öyle yarım metre, bir metre falan değil. Yani burada yer yer 3 kilometre kalınlığında buzullar vardı. 3 kilometre yani 3000 metre buzullar. Sonra bu buzullar yavaş yavaş erimeye başladıkça İskandinavya karasının yükü hafiflemiş oldu. Yani yük hafifleyince ne olacak arkadaşlar? Üzerinde buzullar var. Yük hafifledi. At yükü ne olacak? Yavaş yavaş burası da yükselecektir sevgili arkadaşlar. İşte İskandinav Yarımadası yükseliyor. Botni Körfezi yükseliyor sevgili arkadaşlar. Tabii bunlar yükselirken başka yerlerde de alçalmalar olabiliyor. Mesela Venedik kenti alçalıyor sevgili arkadaşlar. Hollanda alçalıyor. Şimdi demek ki burada özet noktada şunu söyleyebiliriz. Epirojenezde kilit kavram nedir arkadaşlar? Levhanın dikey hareketi. Dikey. Yani levha yukarı veya aşağı doğru hareket ediyor. Peki levha dikey hareket ederken ne oluyor? Deniz ilerlemesi ve deniz gerilemesi. Peki bir levha neden yukarı aşağı doğru hareket eder arkadaşlar? Çünkü o levhanın bir kere izostatik dengesinin bozulması lazım. İzostatik dengenin bozulması. Ne demekti bu izostatik denge? Levha manto üzerinde duruyor. Peki bu denge neden bozulur? İşte bu dengenin bozulmasının sebebi karanın üzerindeki yükün artması veya azalması. Mesela bunun üzerinde buzullar varsa o zaman bunun yükü çoktur. Peki eridiği zaman ne olacaktır? Yükü azaldı ve yükseldi. Yani buzullaşma ne yapabilir arkadaşlar? Buzullaşma yük arttırır bunun üzerine ve burası aşağı doğru hareket eder. Peki buzul erimesi ne yapabilir arkadaşlar? Buzul erimesi de o zaman yükü hafiflemiştir ve yükselebilir. Ve bunun gibi başka ne olabilir? Mesela bir volkanik faaliyet olabilir. Şimdi düşünün. Bunun üzerine birden volkanik bir faaliyet oldu ve yerin altındaki lavlar geldi. Habire bunun üzerine birikiyor. Ne olacak arkadaşlar? Hani tıpkı su alan bir gemi gibi yükü arttığı için yavaş yavaş mantonun içine doğru gömülecektir. O zaman ben buraya şöyle bir tane daha ekleyebilirim. Buna da volkanizma diyebilirim arkadaşlar kabaca. Ayrıca bunların dışında ne olabilir? Bunların dışında dış kuvvetlerin, yani mesela rüzgarın, akarsuyun sürekli olarak bunun üzerindeki tozu toprağı alıp denizlere götürmesiyle burası hafifler mi? Hafifleyebilir. O zaman şöyle diyelim, dış kuvvetlerin aşındırması. Evet, aşındırması. Dolayısıyla izostatik dengeyi bozan unsurlar bunlar sevgili arkadaşlar. Epirojenez ne? Levhanın dikey hareketi ve dikey hareket sonrasında da deniz ilerlemesi veya gerilemesi meydana geliyor. Sevgili arkadaşlar, bir diğer olaysa orojenez, yani dağ oluşumu değerli arkadaşlar. Şimdi bakın burada Hindistan levhasını görüyorsunuz. Hindistan aslında Asya'ya bağlı bir yer değildi vakti zamanında. Hindistan şurası. Zamanla ne oldu? Geldi yukarıya doğru, kuzeye doğru hareket etti ve nereye çarptı? Avrasya levhasına çarptı. Peki bakın şimdi buradaki şekli, Avrasya levhasına çarpan Hindistan. Ne yaptı arkadaşlar? Burayı sıkıştırdı. Sıkıştırınca ne oldu? İşte burada gördüğünüz gibi kıvrılmalar meydana geldi. Bu meydana gelen kıvrımlar neyi oluşturdu? Himalaya dağlarını oluşturdu sevgili arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapalım. Arkadaşlar, orojenezde orojenez yani dağ oluşumu, levhaların, bakın dikkat edin kavrama, levhanın yatay yönlü hareketidir. Yatay yönlü. Şimdi epirojenez demin ele aldığımız şeyde neydi? Dikey. Buradaysa olay ne? Yatay. Yani şöyle düşünün, iki tane levha var, bu levha, burada başka bir levha var ve bunlar birbirine doğru mantonun hareketleriyle birbirine doğru geldiler. Ve bunlar birbirini sıkıştırdığında ne olacaktır? İşte masa örtüsü gibi böyle kıvrılacaktır arkadaşlar. Ve bu kıvrımlar neyi meydana getiriyor? Dağları meydana getiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam levha her zaman kıvrılır mı? Hayır, her zaman kıvrılmaz. O yüzden orojenez arkadaşlar iki şekilde oluşur. Bir, kıvrılma. Bir diğeri de kırılma şeklinde. Eğer levhalar esnek yapıdaysa, Esnek yapıdaysa ne olacaktır? İşte şu şekilde kıvrılacaktır. Ama eğer sert yapıdaysa levha, o zaman kıvrılamayacak ve ne olacaktır arkadaşlar? Kırılmalar meydana gelecek. İşte bu kıvrımlar ve kırılmalar bazı şekilleri oluşturuyor. Nedir o şekiller? Arkadaşlar, kıvrımda yukarıda kalan kısma biz ne diyoruz? Antiklinal. Çukurda kalan kısma ne diyoruz? Senklinal. Burada ise yukarıda kalan kısma Horst, aşağıda kalan kısma da ne diyoruz? Graben. Şimdi bunları size tekrardan açacağım. İşte burada neyi görüyorsunuz? Hint levhası, yani Hindistan, bu uydu görüntüsü arkadaşlar, zamanında gelip çarpıyor ve ne olmuş burada? Dünyanın en yüksek dağlarını, dağ sistemini, Everest dağı da buradadır biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, dünyanın en yüksek 100 dağının 96 tanesi şu Himalaya bölgesindedir değerli arkadaşlar. Niye burası bu kadar duvar gibi yükselmiş? İşte sebebi Hint levhası değerli arkadaşlar. Evet, işte burada neyi görüyoruz? Antiklinalleri ve senklinalleri. Bakın, yan basınçlar, yan basınçlarla ne olmuş değerli arkadaşlar? Kıvrılmalar meydana gelmiş. İşte bu yukarıda kalan kısımlar antiklinal, çukurda kalan kısımlar senklinalleri meydana getiriyor. Türkiye arkadaşlar işte böyle kıvrılarak yükselmişti. Hatırlıyorsanız buna da değinmiştik. Ve Horstgraben'e baktığımızda burada ne? İşte sert dokudaki levha ne olmuş? Kıvrılamamış. Kıvrılamayınca dikkat edin, bakın burada katmanlar. Eğer kıvrılabilseydi şu katman şöyle kıvrılıp gidecekti ama olmamış. Burada ne meydana gelmiş? Kırıklar. Bakın katman farklarını görüyorsunuz burada sevgili arkadaşlar. Horst ve Graben. Yukarıda kalan kısma Horst, çukurda kalan çöküntü alanlarına ne diyoruz? Graben. Peki hocam biz bunu Türkiye'de görebilir miyiz? Evet, çok güzel örneklerini Türkiye'de görebiliriz. Nerede? Ege bölgesinde. Ege kıyıları diyelim. Arkadaşlar Türkiye'nin batı kıyıları komple bu şekliyle oluşmuş dağlardan oluşuyor. İşte Kaz Dağları, Madra, isterseniz şöyle yazayım. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları arkadaşlar. Aydın ve Menteşe Dağları bu şekilde oluşmuş. Menteşe neresi? Muğla'nın olduğu yer. Bu şekilde oluşmuş kıvrım, kırık sahalarıdır arkadaşlar. Dünyada orojenize baktığınızda ne görüyorsunuz arkadaşlar? Şimdi biz jeolojik zamanları incelediğimizde, şunu görmüştük. Daha önce işte bütün levhalar bir aradaydı, kıtalar bir aradaydı. Sonra işte ayrıldı, ikiye ayrıldı. Sonra bugünkü zamana doğru. Tabii ki bu kıvrılmalar, bu hareketlenmeler sonucunda tarih boyunca, jeolojik tarih boyunca birbirinden farklı dağ sistemleri oluşmuş. İşte mesela birinci jeolojik zamanın öncesinde arkadaşlar neyi görüyoruz? Yani Prekambriyen'de Huron kıvrımları varmış. Tabii bugün bunların sadece işte kalıntıları var. Paleozoik'te neyi görüyoruz? Yani birinci zamanda Kaledonyen ve Hersinyen kıvrımlarını görüyoruz. Arkadaşlar bakın şurayı, görüyorsunuz. İskandinavya'yı gene aynı şekilde görüyorsunuz. Mesozoik ve Tersiyer'de, yani üçüncü jeolojik zamanda arkadaşlar, ki Türkiye'de bu jeolojik zamanda oluşmuştu, Alp kıvrımlarını görüyorsunuz. Alp kıvrımı dediğimiz zaman tabii ki burayı anlıyoruz. Bakın İsviçre'den, Alpler'den Türkiye'de içine alan ve Himalayalara kadar uzanan şu sistem. Bir de bunun dışında Amerika'nın batısında Kayalık ve Ant dağlarını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın ne dedik buna? Kayalık. Buna ne diyoruz? Ant dağları diyoruz. Peki burası ne? Alpler ve Himalaya kıvrımı. Yani aslında bugün dünyada çok yüksek olan iki tane dağ sistemini görüyorsunuz. Nedir o? İşte bir buradaki Kayalık ve Ant, bir de buradaki Alp ve Himalaya kıvrımlarını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şunlara bir bakalım. Kıvrılan tabakaların yükselen kubbe şeklindeki kısımları neyi meydana getiriyor arkadaşlar? Kıvrılan diyor. Neyi meydana getiriyor? Antiklinal meydana getiriyor. Denizin karaya doğru ilerlemesi. Deniz ilerlemesi nedir? Transgresyon. Himalaya dağlarının oluşması, yani dağ oluşumu nedir değerli arkadaşlar? Orojenez. Bakın Po Ovası veya Venedik'in çökmesi. Çökmeden bahsetmiş. Yani dikey bir hareketten bahsediyor. O zaman nedir bu? Epirojenez. Denizin ilerlemesi denizin gerilemesi regrasyon. Sert yapıdaki tortul tabakaların yan basınçlarla arkadaşlar kırılması. Yani bir orojenez var. Orojenez sonucunda kırılma gerçekleşiyor ve burada alçakta kalan kısmı soruyor sevgili arkadaşlar. Nedir? graben. Peki yüksekte kalanlara ne diyorduk değerli arkadaşlar? Horst diyorduk değil mi? Kıvrılan tabakaların çukurlaştığı kısımlar senklinal. Senklinal. Yani yukarıda kalana şöyle yapalım arkadaşlar. Burası neydi? Antiklinal yukarıda kalan kısım. Burası neydi? Senklinal. Evet. İzostatik dengenin bozulması sonucu yükselerek oluşan kara parçaları, bunlar da antiklinal şeklinde olacak sevgili arkadaşlar. Bir diğeri volkanizma. Nedir volkanizma sevgili arkadaşlar? Volkanizma yerin altındaki lavların yüzeye çıkmasıdır. Nereden yüzeye çıkıyor volkanizma daha çok arkadaşlar? Levha sınırlarından veya yerin zayıf veya kırıklı yerlerinden yüzeye çıkar volkanik faaliyetler. Volkanizmayı sevgili arkadaşlar derinlik volkanizması veya yüzey volkanizması diye ikiye ayırırız. Nedir derinlik volkanizması? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Derinlik volkanizması, bakın şu aşağıdan gelen lavlar. Mandodaki lavlar. Yüzeye çıkmaya çalışıyor. Şuradaki katmanı görüyorsunuz. Bu yer kabuğunun bir katmanı. Bakın yerin içerisindeki boşluklara giriyor ve burada soğuyor. Ve bu boşluklara girerek soğuduğunda böyle yavaş yavaş soğuma gerçekleşir. Bakın burada da mesela gelmiş böyle yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor arkadaşlar. Burada da böyle devam edip gidiyor. Şimdi bu aşağıdaki soğumaya ne diyoruz biz? Derinlik volkanizması. Peki yukarıya doğru çıkanlar nedir arkadaşlar? Yüzey volkanizması. Yani ben şurada basit bir çizim yapacak olursam. Şimdi burası levha olsun. Burada işte diyelim ki zayıf kırıklı bir yer. İşte burada manto yüzeye çıkmaya çalıştığı önce alttaki boşluklara giriyor. Burada soğuyor, sonra yüzeye çıkıyor. Yüzeyde de yavaş yavaş akarken üst üste doğru da birikerek neyi oluşturuyor? Bir koniyi oluşturuyor. İşte bakın volkanik dağlar böyle zamanla oluşuyor. İşte bakın burada da koniyi görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada derinlik volkanizması ile ilgili neyi bilmeniz lazım? Bazı kavramlar var. Nedir onlar? Arkadaşlar yerin altındaki oluşan şekiller. Bir, dike. İki, lakolit. Üç, batolit. Yani şu gördüğünüz yer. Dört, sil sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dört şekil neyle alakalıdır? Yerin altında lavların soğumasıyla alakalı bir durumdur. Hatta bazen şöyle bir durum oluşur. Mesela şurada şeyi görüyorsunuz. Çıkmaya çalışan şuradaki lavı görüyorsunuz. Arkadaşlar bu bir dike aslında. Bu çıkamıyor fakat içeride soğuyor. Tabii soğuyunca arkadaşlar yavaş yavaş soğuduğu için çok sert oluyor. Bu aşırı sertleşiyor. Zamanla yüzeydeki şu kısım gidiyor. Şu aşınıyor, yağmurlarla işte akarsularla falan aşınıyor falan derken bu alttaki kısım böyle kalıyor. Çünkü o kolay kolay aşınmıyor. İşte bu durum tor topografyası diye adlandırılıyor sevgili arkadaşlar. Onu da altını çizelim. Şimdi burada bakın işte dike ve lakoliti görüyorsunuz. Burası lakolit, şurası dike. Dike'lar işte zamanla aşınarak yüzeye çıkıyor olabilir. Bir diğeri yüzey volkanizmasında ise arkadaşlar yani yukarıda ne tür şekiller oluşuyor? Yukarıda oluşan şekillerin en popülerleri krater. Bakın bu bir volkanizmanın ağzı. Yani şu kısma biz ne diyoruz? Krater diyoruz. Bir diğeri mağar arkadaşlar. Türkiye'de işte Meke Gölü çok meşhurdur bu anlamda. Konya Karapınar'da arkadaşlar. Bu da bir mağardır. Yani gaz sıkışmasıyla oluşmuş, gazların oluşturmuş olduğu bir yer şekli. Yani mağar ve krater. Neye bakacağız şimdi arkadaşlar? Kaldera ve volkan konileri. Kaldera da çok popüler bir şekildir sevgili arkadaşlar. Nedir kaldera? Mantığını şöyle anlatayım size. Şimdi burada lavlar yüzeye doğru çıkıyor sevgili arkadaşlar. Çıktı. Burada kocaman bir koni oluşturdu ya. Şimdi altı da boşaldı lavlar çıktığı için. Bu koni de buraya bir ağırlık yapıyor mu? Yapıyor. Sonra bu koni birden çöküyor yani. Birden çöküyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi Türkiye'deki herhangi bir volkanik dağ düşünün. Örneğin Ağrı Dağı'nı düşünün ya da Erciyes Dağı. Bunlar volkanik dağlardır. Sonra birden baktınız ki işte Ağrı Dağı yerinde yok. Ne olmuş abi Ağrı Dağı? İşte çökme olmuş. Alttaki kısım gidince böyle çöküyor arkadaşlar. Çukurlar meydana geliyor. Buna biz kaldera diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Kalderalar, mesela Türkiye'de çok popüler bir kaldera var. Nemrut kalderası arkadaşlar. Nerededir bu? Bitlis'te, hemen Van Gölü'nün yanında sevgili arkadaşlar. Evet. İşte burada neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Lav düzlüklerini görüyorsunuz. Volkanik küllerin birikmesi sonucu lav düzlükleri, bu düzlüklerin akarsularla yarılması sonucu da lav platoları oluşuyor değerli arkadaşlar. Peki volkan konileri değerli arkadaşlar, hepsi birbirine çok mu benziyor? Hayır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı volkanik dağlar oldukça yüksek, bazıları ise oldukça böyle alçak ama çok geniş alana yayılıyor. Hocam bu neyle alakalı? Bu lavın akışkanlığıyla alakalı. O ne demek? Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Şuradan lavlar yüzeye çıktı diyelim ki. Şurada kırık var atıyorum. Bu kırıktan lavlar yüzeye çıktı. Şimdi bu lavların çok akışkan olduğunu düşünün. Yani işte su gibi neredeyse akışkan olduğunu düşünün. Çıkacak bunlar, etrafa çok geniş alana yayılacak. Doğru mu? Böyle yayılacak. Şimdi bu kadar çok geniş alana yayılınca arkadaşlar volkanik dağ çok yükselir mi? Hayır, yükselmez. Çok yükselebilmesi için lavların hamur gibi olması lazım. Hamur kıvamında yoğun olması lazım. Şimdi çok yoğun olursa ne olacaktır? O zaman lavlar böyle üst üste birikir. Mesela Ağrı Dağı niye bu kadar yüksek yani? Demek ki zamanındaki oradan çıkan lavlar oldukça yoğun lavlardır sevgili arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz bu arada? Şu oluşan dağa, volkanik dağ, volkan konisi diyoruz sevgili arkadaşlar. Şu az kısmına ne diyoruz? Krater diyoruz. Evet. Şunları da geçelim. Tabakalı volkanlar ve kalkan tipi volkanlar dedik. Peki bu ne sevgili arkadaşlar? Bu da dünya üzerinde volkanik faaliyetlerin en yoğun görüldüğü yerler. Buralar nereler? Arkadaşlar buralar levha sınırlarıdır. Bakın, levha sınırları. Şimdi dünyada volkanizmanın en yoğun görüldüğü yerler levha sınırları ve yerin zayıf ve kırıklı yerleri, yani fay hatları sevgili arkadaşlar. Burada dünya üzerindeki aktif volkanların neredeyse %80'inin bulunduğu Büyük Okyanus çevresine bakalım. Pasifik çevresi. Bakın buradan şöyle Amerika'nın batı kıyılarında görüyorsunuz. Şu an böyle aktif volkanlar. Şurası Orta Amerika ve Güney Amerika'ya geliyoruz. Bakın bu hat bir. İkinci hat şurası Japonya. Arkadaşlar Filipinler, işte Endonezya, Malezya ve buradan Yeni Zelanda'ya doğru giden hat. Bakın Büyük Okyanus'u bir bu taraftan şöyle yarım parantez, bu taraftan diğer yarım parantez dünyaya çevirdiğinizde şöyle bir yuvarlak neredeyse oluşur. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ateş çemberi diyoruz. Ateş çemberi niye böyle bir isim verilmiş? Ateş çemberi ismi çok da güzel bir isim arkadaşlar. Çünkü burada çok fazla aktif volkan var arkadaşlar ve bu çember görünümde Büyük Okyanus çevresi. Bir diğeri değerli arkadaşlar Atlas Okyanusu'nun içerisinde. Bakın şurası İzlanda ülkesi. Buradan böyle devam ediyor. Geliyor arkadaşlar. Bakın şurası gene aynı şekilde Kanarya Adaları'na geliyoruz. Bakın okyanusun içerisinden şöyle devam ettik. Hocam okyanusun içinde adalar nasıl oluşmuş? Okyanusun içerisindeki adalar, buradaki adalar, lavlar üst üste birike ne oluyor? Okyanusun üzerinde çıkarak bir ada oluşturuyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, şu kısma çiziyorum. Şimdi şurası okyanus olsun, şurası okyanus suları olsun ve lavlar çıktı buradan diyelim okyanusun içerisinde. Burada soğuyor, dağılıyor falan derken bakın hop okyanusun üzerine çıktı. İşte ne meydana geldi burada? Ne görüyoruz? Bir ada görüyoruz. İşte İzlanda böyle oluşmuş arkadaşlar. Kanarya Adaları böyle oluşmuş. Japonya böyle oluşmuş. İşte Hawaii Adaları bu şekliyle oluşmuş. Peki bir diğer volkanik saha neresi? Bakın Türkiye'de içine alan şu kısım. İtalya'yı görüyorsunuz. Türkiye'yi görüyorsunuz ve buradan böyle gelen kısım arkadaşlar. Dünyada volkanik hatların en yoğun olduğu yer. Bir de Afrika'da şu kısım Rift Vadisi dediğimiz kısım değerli arkadaşlar. Bakın sanki şurada bir H harfi çıktı gibi değil mi? Aklınızda kalsın böyle. Şurada bir H harfi. Yani şöyle bir harf. H harfi çıkmış gibi oldu arkadaşlar. Burada da bir I harfi çıkmış gibi oldu. Evet. Yani bunu haritaya doğru yerleştirebilirseniz dünyada volkanizmanın nerede olduğunu görürsünüz belirgin şekilde. Peki nerede yok? Mesela bakın Sahra Çölü'nde volkanik faaliyetler yok. Bakın Afrika'nın şu kısımlarında yok. Amerika'nın bu kısımlarında yok. Kuzey Amerika'da aynı şekilde ve Avrupa'nın kuzeyinde iç kesimlerinde falan volkanik faaliyetlerin olmadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Ve neye geliyoruz? Depreme geliyoruz arkadaşlar. Deprem dediğimiz şey aslında 3 başlıkta ele alabiliriz depremleri, deprem türlerini ama deprem nedir? Yerin sallanmasıdır arkadaşlar. Yer kabuğunda çeşitli nedenlerle meydana gelen sarsıntılardır. Ve neyle arkadaşlar ölçülüyor deprem? Sismograf dediğimiz yani şu aletle arkadaşlar. Bu aletin adı neymiş? Sismograf. Hepiniz tanırsınız bu aleti. Peki depremin ölçü birimi neydi? Neyle ölçüyorduk arkadaşlar? Richter ölçeğiyle ölçüyorduk sevgili arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Richter ölçeği. Hani 7.2 diyoruz, 6.5 diyoruz. Bunu neye göre söylüyoruz? İşte Richter ölçeğine göre bunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Depremin meydana geldiği yer, yerin derinliklerinde oluşan enerjinin açığa çıktığı yere biz ne diyoruz arkadaşlar? İç merkez diyoruz. İç merkez ya da hiposantr. Bakın burada dalgalar dikey yönlü olarak gelir ve yüzeye. Dalganın yüzeye en kısa ulaştığı yol arkadaşlar şiddetin de en çok olduğu yoldur. Ve bunun yüzeye değdiği yerde depremin dış merkezidir. Dolayısıyla kırılmanın tam dikey doğrultuda yüzey kısmında kalan kısmı arkadaşlar depremin dış merkezi oluyor ve şiddetin en çok hissedileceği yer olacaktır değerli arkadaşlar. Peki ne tür faylar var? Faylar ana hatlarıyla 3 tane faydan bahsedebiliriz. Ters faylar, doğrultu atımlı faylar ve normal faylar sevgili arkadaşlar. Burada ne oluyor? Burada faylar bu şekilde hareket ediyor. Burada da birbirinden uzaklaşarak hareket ediyor arkadaşlar. Ve esas deprem için en tehlikeli fay dediğimiz arkadaşlar hatta katil faylar diye adlandırıyorlar. Doğrultu atımlı faylardır. Bu çok fazla deprem üreten faylardır arkadaşlar. Türkiye'de Kuzey Anadolu fayı yani İstanbul'da etkili olması beklenen depremin aslında fay biçimi de doğrultu atımlı faydır. Maalesef burada çok şiddetli depremler olabiliyor. Gene Amerika'daki San Andreas fayı gibi değerli arkadaşlar. Ve dünya üzerinde neyi görüyoruz sevgili arkadaşlar? Dünya üzerinde depremlerin en çok etkili olduğu sahayı görüyoruz. Dünya üzerinde depremlerin etkili olduğu sahalarla volkanların etkili olduğu sahalar arasında bir paralellik olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü levha sınırlarıdır arkadaşlar. Levha sınırları. Bakın gene aynı şekilde Amerika'nın batı kısmı. Gene aynı şekilde İzlanda'dan başlıyorsunuz okyanusu devam. Ve Büyük Okyanus çevresini görüyorsunuz. Burada da Akdeniz Himalaya fayı dediğimiz hattı dediğimiz kısım. Bakın gene aynı şey. Hemen hemen. Gene Afrika'da da işte şu Rift Vadisi dediğimiz kısımlar. Bunlar dünyada depremlerin en çok görüldüğü yerler. Nedir? 1. Pasifik deprem kuşağı. 2. Akdeniz Himalaya deprem kuşağı. Ki Türkiye burada görüyorsunuz. Maalesef Türkiye'nin olduğu yerde çok fazla deprem oluyor. 3. Atlantik deprem kuşağı dediğimiz şu Atlas Okyanus'un içerisi sevgili arkadaşlar. Evet gelelim kavramlara. Yer altındaki mağara, galeri, tünel ve boşlukların çökmesiyle oluşan depremler nedir bunlar arkadaşlar? Çöküntü depremleridir. Magmada yeryüzüne gelen gazların patlaması sonucu oluşan çukurlar, mağar. Yer kabuğu içerisinde meydana gelen depremin başladığı nokta arkadaşlar iç merkez. Depremi kaydeden ve büyüklüğünü ölçen alet sismograf. Magmanın tabakaları keserek damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekil dike. Yer kabuğunun hareketleri sırasında meydana gelen kırıklar fay. Etki alanı en geniş olan deprem türü tektonik depremler. Dünyada depremlerin en çok yoğunlaştığı kuşak Pasifik deprem kuşağı. Patlamalar ve çöküntülerle genişlemiş krater kalderadır. Türkiye'de Nemrut kalderası buna örnekti ve magmanın tortul tabakalar arasında yerleşip katılaşmasıyla oluşan şekilde sildi değerli arkadaşlar. Şimdi tabii şeye bakacak olursak şöyle konu biterken biz neleri öğrendik? Hemen kısa bir özetle sevgili arkadaşlar, ne öğrendik? Epirojenesi öğrendik. Ne öğrendik? Orojenes. Ne demekti epirojenes? Kıta oluşumu. Yani levha yukarı ve aşağı doğru hareket ediyordu. Orojenes de neydi? Levha arkadaşlar, burası dağ oluşumu demekti. Levha yan basınçlarla birbirine doğru hareket ederek kıvrılmalar meydana geliyordu. Yani burada kıvrılma veya kırılma meydana geliyordu. Yani Horskraben veya antiklinal ve senklineller. İzostatik denge neydi arkadaşlar? Epirojenezle alakalı bir durumdu. Dengede durma durumuydu arkadaşlar levhanın. Transgrasyon ve regresyon kavramlarını öğrendik. Yani deniz ilerlemesi ve gerilemesi arkadaşlar. Deniz gerilemesi ve ilerleme. Antiklinal, senklinal, Horskraben kavramlarını öğrendik. Bunlar neyle alakalıydı sevgili arkadaşlar? Orojenezle alakalıydı. Gene deniz ilerlemesi de epirojenezle alakalı bir kavramdı. Volkanizmada derinlik ve yüzey volkanizmasını öğrendik. Dünya üzerinde volkanların dağılışını öğrendik. Sevgili arkadaşlar, deprem ve çeşitlerini ele aldık. Deprem çeşitleriyle ilgili size şöyle küçük bir özet geçeyim isterseniz hemen şu kısma. Arkadaşlar depremler ana hatlarıyla 3 tanedir. Bir çöküntü depremleri, bir diğeri volkanik depremler ve tektonik depremler. Aslında bizim depremden anladığımız ne? Tektonik depremler. Çünkü dünya üzerindeki depremlerin %99'u böyledir. Çöküntü depremleri dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Yani bir obrukların meydana gelmesi. Yani küçücük bir yerde işte bir binanın çökmesi gibi düşünün. Alttaki boşluk, mağara falan çöküyor. Orada bir deprem meydana geliyor. Volkanik depremlerde volkanizma esnasında meydana gelen sarsıntılardır. Ama esas deprem nedir sevgili arkadaşlar? Tektonik depremlerdir. Ve burada fay çeşitlerini öğrendik. İşte doğrultu atımlı fayların, işte yanal atımlı fayların neler olduğunu öğrendik. Ve depremlerin dünyaya dağılışını öğrendik. Peki burada şunu hepiniz görmüşsünüzdür. Volkanların ve depremlerin dünyaya dağılışında bir paralellik var mıydı? Vardı. Ne tarz bir paralellik? Hepsi hemen hemen aynı yerdeydi. Niye? Çünkü sevgili arkadaşlar buralar levha sınırlarıydı. Evet, levha sınırları. Değerli arkadaşlar, sırada ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara gönderiyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Esen kalın.